Üretim, dağıtım ve tüketim faaliyetlerini doğal ve beşeri faktörler etkiler. Aşağıdakilerden hangisi bu faaliyetleri etkileyen doğal faktörlerden biri değildir? Yer şekilleri doğal faktördür. Su kaynakları, bitki örtüsü ve iklim özellikleri doğal faktörlerdir. Fakat tarımsal faaliyetler beşeri unsurdur. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Yukarıda tanımlanan kavramlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Mal ve hizmetlerin tüketiciye ulaşması buna dağıtım diyoruz. Mal ve hizmetlerin sağlanmasına üretim diyoruz. Mal ve hizmetlerin kullanımına ise tüketim diyoruz. Bundan dolayı doğru cevabımız B seçeneğidir. Bazı ham maddelerin işlenmesi sırasında büyük oranda suya ihtiyaç vardır. Bundan dolayı sanayi tesislerinin yer seçiminde suyun varlığı göz önünde tutulmalıdır. Aşağıdaki sanayi kuruluşlarının hangisinin yer seçiminde bu durum dikkate alınmıştır? Çimento fabrikası, ferrokrom fabrikası, şeker fabrikası ve petrol rafinerisine kıyasladığımız zaman demir çelik fabrikalarında kullanılan su miktarı daha fazladır. Bundan dolayı İskenderun demir çelik fabrikasının kuruluş yerinde su kaynaklarının da etkili olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Üretim ile tüketim arasında faaliyetlerinden hangileri yer alır? Üretim bölgeleri ile tüketim arasındaki bağı kuran ulaşım ve ticarettir. Bundan dolayı doğru cevabımız 1 ve 3, B seçeneği doğrudur. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik faaliyet türlerinin beşeri koşullardan etkilendiğine örnek oluşturur? Çay işleme tesislerinin Doğu Karadeniz kıyılarında toplanmış olması, çay yetişmeye uygun sahaların Doğu Karadeniz'de bulunmasıyla Doğu Karadeniz'in iklim koşullarıyla ilgilidir. Linyit üretiminin yüksek olduğu yerlerde termik santrallerin kurulması, linyitin termik santrale etkisidir. Yani doğal şartların etkisidir. Yeraltı kaynaklarının bir etkisidir. Sebze üretim alanlarında konserve tesislerinin kurulması yine sebze üretimine uygun yerlerle ilgilidir. Kağıt fabrikalarının ormanlık alanlara yakın olarak kurulması da yine ham maddeye yakınlıkla ilgili bir durumdur. Fakat deniz, hava ve kara ulaşımının yani ulaşımın geliştiği yerlerde ticaretin gelişmesi burada beşeri unsurların başka bir beşeri unsura etkisinden yani ekonomik faaliyetlere etkisinden bahsedilmiştir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Haritada numaralandırılan yerlerin hangisinde sıcaklığın düşük olmasından dolayı ekonomik faaliyetlerin yürütülmesi zordur. Haritada baktığımız zaman verilen bölgelerin çoğunluğu tropikal kuşakta gösterilmiş. Bu bölgeler sıcak yerlerdir. Fakat 4 numaralı yer kutuplara yakın bir yer olmasından dolayı soğuktur. Bu da ekonomik faaliyetleri olumsuz yönde etkileyebilir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Teknik ve coğrafyanın birbirine yaptığı etkiyi araştıran bilim dalıdır. İmalatın çevre koşullarına uygun olarak yapılmasını bu bilim dalı ele alır. Yukarıda sözü edilen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Teknik ve coğrafya kelimelerinin birleşiminden oluşan tekno tanımlanmıştır. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? Üretim tüketimi olan talebe göre değişim gösterir. Doğrudur. Tüketimin fazla olması üretim faaliyetlerinin artmasında etkili olabilir. Üretim ile tüketim arasındaki köprü dağıtım kurar. Bu da doğrudur. Üretim bölgeleri ile tüketim bölgeleri arasındaki bağ kuran dağıtım, ulaşım ve ticaret faaliyetleridir. Ekonomik faaliyetlerin temel nedeni insanların ihtiyaçlarıdır. Bu da doğru. İnsanlar ekonomik faaliyetleri geçinmek için yaparlar. Dağıtımdaki teknolojik gelişmeler üretimi etkiler. Dağıtımın gelişmesi, dağıtılan alanların genişlemiş olması, üretimin çok daha farklı alanlar için yapılmasını, bu da üretimde artışı sağlar. Dağıtımdaki teknolojik gelişmeler tüketimi etkilemez demiş. Bu bilgi yanlıştır. Dağıtımın artması, gelişmesi aynı zamanda tüketimi de artırır. Mesela dünyada kahvenin dağıtımının genişlemesiyle kahve tüketiminin artması gibi, muzun dağıtımının gelişmesiyle muzun tüketiminin artması gibi veya bozulabilen ürünlerin çok uzaklara taşınabilmesi sonucunda bu e, bu tür şeylerin üretiminde, tüketiminde artışların meydana gelmesi örnek olarak verilebilir. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Buna göre koşullarından hangileri sanayi tesislerinin kuruluş yerlerinin belirlenmesinde etkili olan beşeri faktörlerdir? İş gücü beşeri bir faktördür. Sermaye beşeri bir faktördür. İklim ve su kaynakları ise doğal faktörlerdir. Bundan dolayı doğru cevabımız 1 ve 2'dir. A seçeneği doğrudur. Yukarıda verilen durumlar aşağıdakilerden hangileriyle ilişkilidir? Mera hayvancılığının otlakların gür olduğu yerlerde yaygın olması Buralarda hayvancılığın ucuza yapılmasıyla ilgilidir. Üretim maliyetlerinin düşük olmasıyla ilgili bir durumdur. Bundan dolayı üretimle ilgilidir denilebilir. Besi ve kümes hayvancılığının büyük şehirlere yakın alanlarda gelişmesi bu bölgelerde tüketici nüfusun fazla olmasıyla ilgili bir durumdur. Dolayısıyla tüketimle ilgilidir. Doğru cevabımız B seçeneğidir üretim, dağıtım ve tüketimin gelişmesinde rol oynayan önemli etkendir. Dünyanın bir yerinden alınan ham madde başka bir ülkede işlenir, mavi maddeye dönüşen ürün diğer ülkelere ulaştırılır denilmiş. Yukarıda üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen hangi beşeri faktörün önemi vurgulanmıştır deniliyor. Burada ulaştırmadan bahsedilmiş. Bundan dolayı doğru cevabımız B seçeneğidir. Bunlardan hangisinin kuruluş yerinin belirlenmesinde ham maddenin çevresinde yer alması etkili olmuştur. Haritada petrol rafinerilerinin bulunduğu kentler gösterilmiş. İzmit, İzmir, Kırıkkale ve Mersin yakınlarından petrol çıkarılmaz. Fakat Batman ilimizin yakınlarından petrol çıkarılır. Bundan dolayı Batman'daki petrol rafinerimizin ham madde kaynağına yakın olduğu söylenebilir. Doğru cevabımız C seçeneğidir.